Dünya üzerinde yaşayan hayvanların her biri farklı özelliğe sahip. Birçok hayvan kolayca etkisiz hale getirirsek, bazı hayvanlar var ki öldürmek neredeyse imkansız gibi bir şey. Bu hayvanlar size zarar vermediyse dokunmamanızı tavsiye ederiz. Aksi takdirde sinek gibi kolay yem olmadıklarını kanıtlayacaklardır. Bu tarz videoların devamı gelmesi için videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. İşte öldürülmesi imkansız olan 10 hayvan. 10 numara: Dev Afrika Salyangozu. Acatina furica en sevilen ve dolayısıyla pet olarak beslenen Afrika kara salyangozudur. 10 yıla kadar yaşayabilir. Boyu ortalama 12 santim ve çapı 6 santim kadardır. Kabuk rengi kızılımsı kahve içerisinde açık sarı tonlara sahiptir veya tamamen açık sarıda olabilir. Çünkü değişik variyeteleri vardır. Salyangozunuzun üstündeki plastik kapağı rahatlıkla itip çıkacak ve sizden rahatça uzaklaşacak kadar güçlü olduğunu unutmayın. Bu hayvana eliyle dokunmak hiç iyi bir fikir olmayabilir. Çünkü salyangozlar farelerdeki bir parazitin sebep olduğu eozinofilik, menenjit gibi insanlarda görünen hastalıkları bulaştırabiliyor. Eğer salyangozlar çevrede bir tehlike sezer ya da bir şeyden rahatsız olurlarsa kendilerini bu kabuğun içine çekiverirler. Taş gibi olan kabukla mücadele etmek pek de mantıklı değil. Dokuz numara: Su ayıları. Su ayıları bir mikroskopik canlıdır. Haliyle çok ufak ve görünmeyen bu hayvanı öldürmek çok zor. Bu canlıyı diğerlerinden farklı kılan şey ise dünyanın en dayanıklı canlısı olmasıdır. Öyle ki o hangi koşullarda olursa olsun yaşayabiliyor. Yaklaşık 960 türü bilinmektedir. Olağanüstü ortam koşullarına dayanıklıdır. Genlerinin incelenmesi sonucu önce tatlı suda ortaya çıkan su ayılarının yüksek adaptasyon becerisiyle toprak üzerine de sıçradığı belirlenmiştir. 180 derece gibi yüksek ısı ve 236 derece gibi düşük sıcaklıklarda bile yaşayabilen bu mikro canlılar yüksek radyasyon ve basınçlı ortamlardan etkilenmektedirler. Derin okyanuslardan en yüksek dağlara kadar dünyanın her yerinde yaşayabilirler. Ayrıca uzayda bile yaşayabildikleri keşfedilmiştir. 8 numara: Taklitçi Ahtapot. Taklitçi ahtapot adından da anlaşılabileceği gibi taklit yeteneği oldukça gelişmiş bir ahtapottur. Taklitçi ahtapot çok kısa bir sürede vücudunun şeklini ve rengini değiştirerek ortama uyum sağlayabilir ve avını odağa fark etmeden yakalayabilir ya da başka canlıların kılığına girerek düşmanlardan kaçabilir. Çevresinde bulunan herhangi bir hayvanın görünüşüne bürünebilmektedir. Aynı zamanda aslan balığı, deniz yılanı, pisi balığı, vatoz, deniz anası, deniz şakayığı ve peygamber devesi karidesi gibi birçok canlıyı taklit edebildiği de görülmüştür. 8 adet bacağa sahip olan bu canlının bacaklarından 6 tanesini kuma gömerek zehirli yılan taklidi yaptığı da görülmüştür. Bu özelliklerini öğrendikten sonra sizce bu hayvanı öldürmek iyi bir fikir mi? 7 numara: Giant Veta. Giant Veta olarak bilinen bu hayvan dünyanın en büyük böcek türleri arasında yer alıyor. Çekirge benzeri bir hayvan, bazı kuşlardan daha büyük ve 3 fare ağırlığında. Giant Veta bu derece büyüyebilmesini yaşadığı bölgede yırtıcı hayvan sayısının çok az oluşuna bağlıyorlar. Bu böcekler 10 santim boya ve 35 gram ağırlığa ulaşabilirler. Yumurta taşıyan bir dişi Giant Veta ise 70 gram vücut kütlesine sahip olabilir ve bu şekilde bir serçeden bile daha ağır olabilir. Giant Veta'ların en ağır türü Vetapungalardır. 2011'deki bir araştırmada 71 gram ağırlıkta bir vetapunga rapor edilmiştir. Havuçları çok rahat yiyebilen bu hayvan bir insan parmağına çok rahat zarar verebiliyor. 6 numara: Afrika akciğer balıkları. Bu hayvanı denizden çıkarıp susuz bir yere bırakmanız pek işe yaramayacaktır.
Afrika akciğer balıkları, yağmurların kesildiği kuraklık dönemlerinde susuz çamur kozalarında 4 yıldan fazla hayatta kalabiliyor. Kurak mevsimlerde sular çekilmeye başlayınca akciğerli balıkların her biri kendine balçık içinde bir tünel kazarak içine yerleşir. Tünelin üzerinde havanın girişine yarayan gözenekli bir kapak bulunur. Balık, çamurdan koza içinde mukuslu bir sıvı ifraz eder. Bunun sayesinde derisinin kuruması önlenmiş olur. Afrika akciğer balıklarında kas dokusunun besin olarak harcanması sonucu bir mevsim içinde 3 santimlik bir boy kaybı olur. Bazen uzun süren kuraklık dönemlerinde vücutlarının yarısını eritirler. Afrika akciğer balıkları çamur kozalarında 4 yıldan fazla susuz bir şekilde yaşayabiliyor. 5 numara Hidra. Eğer Hidra denen bu minicik hayvan insan büyüklüğünde olsaydı gerçekten çok korkunç bir yaratık olurdu. Oysa adını Yunan mitolojisinin en güçlü kahramanlarından Herakles'in öldürüldüğü 9 başlı korkunç canavardan alan Hidra yaklaşık 3 santim uzunluğunda ve toplu iğne kalınlığında olduğu için ancak mikroskopla görülebilir. Tatlı su birikintilerinde yaşar, küçük su hayvanlarını avlayarak beslenirler. Uzun ve dar bir çuvalı andıran gövdelerinin alt bölümündeki yapışkan disklerle sudaki taşlara ve bitkilere tutunurlar. Hidraların yaklaşık 25 türü vardır. Bunlardan bazıları açık kahverengi, bazıları da sindirim boşluklarında yaşayan tek hücreli su yosunlarının içerdiği klorofil nedeniyle yeşil renktedir. Dört numara, çıplak kör fare. Bu tüysüz sosyal memeli neredeyse hiçbir zaman kanser olmuyor ve neden normal bir fareden 10 kat daha uzun süre yaşadığını açıklayan yüksek beyin destekleyici protein seviyesine sahip. Şimdi ise yeni araştırmalar çıplak kör farelerin aynı zamanda oksijen olmadan 18 dakika canlı kalabileceğini ve bu durumun kalıcı etkiler bırakmadığını ortaya koyuyor. Karşılaştırma yapacak olursak insanlar genellikle oksijen olmadan yaklaşık 3 dakika sonra ciddi beyin hasarına maruz kalıyor. Çıplak kör fareler ise bitkiler tarafından kullanılan bir moleküler hile yaparak bu başlıklarını elde ediyor. Glikoz metabolizmasını durduruyor ve farklı bir şeker olan fruktozu metabolize etmeye başlıyor. Bu hayvan nefes almadığında kesin ölmüştür demeniz sizi yanıltabilir. Üç numara, yılan. Yılanlar birçok nedenle öldürülebilir ve imkansız değil. Fakat bu onun tamamen basit bir canlı olduğunu göstermez. Ormanda karşılaşmanız durumunda yılana ne kadar darbe vurursanız vurun hareket halinde olduğunu göreceksiniz. Ölmemek için oldukça fazla direnen yılanlar kafası kopması halinde bile hareket edebiliyor. Guangdong eyaletinden Chef Peng Fan kendi geleneklerine göre şifalı olduğuna inandığı doğranmış yılan çorbası hazırlamak ister. Bunun için de Çin'de bolca bulunan tüküren kobranın kafasını koparıyor. Yılanın bedenini parçalara ayırmak için uğraştığı esnada ise bir kenara koyduğu ve işlevsiz hale geldiğini düşündüğü kobranın kafası tarafından sokulur. Hem de yaklaşık olarak 20 dakika sonra. Daha sonra adam hastaneye varmadan hayatını kaybediyor. Yılan gibi sürüngenlerin işlevlerini sürdürmek için bizler kadar kan ya da oksijen ihtiyacı olmaz. Yani yılanın beynine kan ve oksijen taşınmasa dahi uzunca bir süre canlı ve ısırmaya yetecek kadar işlevsel olabilir. 2 numara, pire. Herkesin yok etmek için araştırdığı ve ısırıklarıyla meşhur olan pireler tam bir baş belası. Evlere girmeleri takdirde ondan kurtulmak hiç kolay olmayacaktır. Bu hayvanı kendi çabanızda yakalamak neredeyse imkansız ve yakalandığı takdirde de kolayca elinizden kaçabiliyor. Pire ile mücadele etmek için piyasada pek çok ilaç bulunmaktadır. Bazıları etkili olsa da bazıları da ne yazık ki pek işe yaramıyor. Küçük gibi görünen pireler göründüğü gibi masum değiller. 1 numara, ölümsüz deniz anası. Deniz anası grubuna ait olan Turritopsis dohrnii bilim adamları tarafından ölümsüz canlı olarak adlandırılır. Bunun nedeni ise canlının ölüme yaklaşacağını hissettiğinde tüm hücre yapısını yenilemesi, yani bir nevi yeniden doğmasıdır. Bir diğer deyişle 90 yaşındaki bir adamın ölmesi gerekirken kendisine 20 yaşına döndürmesi olayıdır. Bu hayvan genellikle nearly immortal, yani neredeyse ölümsüz olarak tanımlanır. Çünkü kimse bu canlının fitri ölümünün sınırlarını bilmemektedir. Bu yenilenme döngüsü bir gün son bulabilir. Tıpkı güneşte olduğu gibi.